Bırakalım. İki. Şimdi anlıyor muyuz Beşiktaş'ta niye bu kadar çok sakat var? Anlıyoruz. Çok önemli bir yere geldin. Kesinlikle anlıyoruz. Şimdi bak. Ben aşağıda ne olduğunu anlıyorum. Bizim spor salonunda kendimce, kendi yaşıma uygun bir spor yapmaya çalışıyorum. Bana yardım eden de bir arkadaş var orada, Alparslan. Diyor ki, kardeşim diyor, saat diyor 1 ile 4 arasında ya da 2 ile 4 arasında mutlak uyuman gerekiyor. Çünkü vücut o sırada melatonin salgılıyor, kendini yeniliyor. Bu saatlerde uyuyor olman lazım. Bu saatlerde ayaktaysan bir kere kaybediyorsun. Benim işim değil. Ben buradan çıkarım. İşim gücüm yoksa gider evimde yatarım. Anlatabildim. Benim işim, ben profesyonel sporcu değilim. Öyle kas geliştirmeye falan da ihtiyacım yok. Ama onların var. Sen maçtan sonra gece 4.30'da... Para kazanıyorsun. Ha, gece 4.30'da orada olamazsın. Orada olabilirsin. Haylazlık yapabilirsin. Var bu. Dünyanın her yerinde böyle sporcular var. 2002 Dünya Kupası'nda Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos... Ronaldo derken fenomen Ronaldo tabii. Brezilyalı. Evet, Ronaldinho. Yani şimdi birisi fazla, birisi eksik olabilir ama üzerlerinde alınmazlar herhalde. Hiçbirini dinlemiyorlardır beni. Gece maçtan önce Göce Kulübü'nde yakalandılar. Costa Rica maçından önce mi, Çin maçından önce mi, sonra mı ne? Bu bayağı Brezilya'da olay oldu. Ama bunlar böyle adamlar. Tamam mı? Yani bu dünyanın her yerinde oluyor. Ronaldo'nun da mesela, biz çok överiz onun profesyonelliğine. Ama onun da var bir hikayesi Manchester United'dayken. Şimdi bu olur, bu haylazlık ama haylazlığın bu kadar geniş, bu kadar herkes tarafından yapılıyor olması bir kulüpte ciddi problem. Orada 8 tane Beşiktaşlı futbolcu var. Takım gitmiş neredeyse. Evet. 7 ya da 8 tane. Ve iddialara göre öncesinde de başka bir yere gitmiş, orada da problem çıkmış. Şimdi bu maç sonrasında olacak bir şey değil. Bir tane oyuncu, iki tane oyuncu olsa dersin ki ya işte ben dedim ya demin haylazlık. Evet. Bunun dışında bir şey. Şimdi bu takımda bu kadar sakatlık oluyorsa ben sana söyleyeyim, sebebi budur. Başka bir şey olamaz. Şöyle bir bakış